Birincisi, kuralları çok iyi bilmek lazım. Türkiye'de maalesef sporu yorumlayan insanlar kuralları iyi bilmiyorlar. Ben hakemlerle çok sık konuşan, eski hakemlerle işte bir insanım ve çok iyi bilirim onların olaylara bakış açılarını ve değerlendirmelerini. Şimdi bakın, birincisi Zalay topa gelirken kolu açık değil mi? Ama nereye geliyor top? Buraya geliyor. Pazuya geliyor. Yani geçen sene biliyorsunuz kurallar değişti. Buraya geldiği zaman, yani hatta bununla ilgili görseller yayınlandı. Keşke o görseli de bulsalar. Arkadaşlar bulursanız arkadaşlar o görsele şey yapalım. Buraya geldiği zaman, buraya kadar penaltı verilmiyor da el verilmiyor. Kurallara göre böyle. Ancak daha da ötesi var bu pozisyonda. Bu pozisyonun öncesinde Antalya Sporlu futbolcu çok net offside. Şimdi Twitter'da da yazdım ben bunu. Diyorlar ki ya o zaman hakem dönüp offside verseydi. Kuralda öyle bir şey yok. Bak kural bilmeden konuşmayın kardeşim. Ben size söyleyeyim. Diyelim bir maç söyleyeyim mesela hangisi? Geçen sene Galatasaray'ın ya da 2 sene önce Galatasaray'ın bir maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Gol oldu. Hakem geriye döndü. Orta sahada bir el varmış. Eli verdi. Eğer ki o gol olmasaydı, top gitseydi öbür kale Galatasaray golü yeseydi gol atmak yerine. Hakem dönüp orada el vermeyecekti. Çünkü öbür takımı gol attı. Avantajını zaten kaybetmemiş oluyor takım. Şimdi burada da offside olduğu için hakem geri dönüp tekrar offside vermez. Çünkü öbür takım avantaj yakalamış. Yani burada en büyük avantaj gol diyorsun. Goldür. Yani. Bu nedenle kurallara göre çok net olarak bu pozisyon çok temiz bir gol. Fenerbahçe açısından çok zor bir maç oldu. Sebebi belli. 11'e 10 oynandı maç. Net yani. Fenerbahçe Samat dahil bir kişi eksik oynadı. Ben bunu kolay kolay söyleyen bir adam değilim. Hayata ve insanlara çok pozitif bakan bir insanımdır. Yani benim ağzımdan kolay kolay böyle negatif bir futbolcuyla ilgili laf şey yapamazsınız. Samat da kötü futbolcu olduğu için değil. Samat da aşırı duygusal. Gözü sürekli kenarda, tribünden gelen seslere bakıyor, çok duygusal davranıyor, özgüveni yok, sürekli yere düşüyor, sürekli eksik oynatıyor yani takımı. Yani bu yüzden Fenerbahçe bir kişi eksik oynadığı maçta aldığı 3 puan çok kıymetli. Emre abi %100 öyle. Yani Villa'daki performansına bakacak olursak ya, Villa onu niye gönderdi? Bundan dolayı. Bir kere topsuz oyunda kesinlikle düşünemiyor. Bu en büyük problem belki Samatlara. Ayağını top isteyen bir oyuncu. Evet, geniş alanda geçiş hücumunda etkili özellikleri var ama orada Fenerbahçe'nin iç sahada rakip stoperleri zorlayacak o santrofor koşularını atmakta büyük problemi var. Belki de en önemli problemi şu, koordinasyon ve kontrol problemi var. Ya bugün çok net görüyoruz, ya Samat da güçsüz, Samat da topu ilk kontrolünü yapamıyor, Samat da oyun içerisinde nereye koşması gerektiğini bilmiyor, sadece ayağına top geldiği zaman çalışan bir hücum oyuncusu. Villa bundan gönderdi. Fenerbahçe neden aldı? O zaten ayrı bir soru işareti. Ama bugün itibariyle Fenerbahçe ile Samatta'nın sanki gönül ilişkisi bitmiş gibi gözüküyor. Kolay toparlayabilir mi bilmiyorum. Ama gerçekten kötü bir santrofor performansı izlediğimizi söylemek lazım. Peki oyunu Samat'la üzerinden değil de birazcık Pereira'nın bakış açısı üzerinden okuyacak olursak. Mesela Muhammed kararını doğru buluyor musunuz? Keza yine aynı şekilde Mesut'un dinlendirilmesini ne kadar doğru buluyorsunuz? Evet. Ama en önemlisi hep konuşulan ve yeni transfer kim? Kimi nasıl buldunuz? Şimdi ben isterseniz müsaadenizle başlayayım. Öncelikle Kim'i çok beğendim. Kim sert bir oyuncu. Bu lige uygun bir oyuncu. Sert oyuncuları ben severim. Topa çok sert oynuyor. Etkili, güçlü. Tabii ki daha eksikleri var. Takıma uyum sağlaması kolay değil. Arkadaşlarına uyum sağlaması kolay değil. Bunları zaman istiyor ama bugün bana çok olumlu sinyaller verdi. Bir topunda, kafa topunda rakip çizgiden çıkardı Antalya Sporlu oyuncu. Bu da takıma çok faydalı olacağını gösterdi. İkincisi Pereira konusuna geleyim. Pereira geldiği zaman tereddütler vardı. Ancak şimdi sıradan bir insana gidin sorun. Ya babacım, Fenerbahçe'de işte altyapıdan gelmiş işte genç bir oyuncu var. İyi de oynamış bir maçta. Onu mu oynatırsın, Mesut'u mu oynatırsın? Herkes Mesut'u oynatırdı. Bak bu çok yürekli bir teknik adamlık göstergesi biliyor musunuz? Bunu herkes yapamaz. Oyun
devam ederken Arda'yı 0-0 oyun. Arda oyunu aldı. Evet. 16 yaşında Arda, biliyor musun? Bak bu ne biliyor musun? Ne mesaj var biliyor musun? Ya benim için yaş, dil, ırk bunlar önemli değil. Ben futbolcunun kalitesine bakarım. Arda kaliteli futbolcu. Bu maçta oyuna girmeyi hak eden bir oyuncu Arda. Bunu gösterdi. Arda, pozisyonun ya, golün oluşumunda da Arda'nın etkisi var. Golün oluşumunda bence asist yazarım. Ben asist olarak görüyorum ki Arda orada topu çekti. Rakibi faul yaptı. Hakem belki düdüğü çalsa o gol olmayacaktı. Hakem beklemesin. Müthiş bir hakemlik. Tebrik ederim orada. Eleştirilecek şey de var. İlk yarıda o golü vermemesi bence hatalıydı. Onu da söyleyeyim. Bekledi. Zayis da hakikaten ya öldürücü bir vuruşu yaptı. Kaleciyi çok zorda sokacak. Yavaş bir vuruş ama öldürücü bir vuruş yaptı. Çok önemli bir goldü. Sonrasında Arda'ya dikkat ettim mi? Antalyaspor baskı yaparken Gökdeniz gibi bence kaliteli bir oyuncu. Milli takım düzeyinde bir oyuncu. Savunmadan top çıkarttı. Savunmadan iki tane top çıkarttı. Yani iki pozisyonda Gökdeniz'e izin vermedi. Ve Gökdeniz ondan çok daha fizikli, çok daha uzun boylu. Ama Arda oradaydı. Müthiş bir şey bu, biliyor musun? Bu çok büyük bir kalite. Yani Arda bugün maçın kaderini etki eden oyuncuydu. Yani bunu söylemek acayip bir şey ama bu da kime yazar? Pereira yazar kardeşim. Kim alır 0-0 kenardayı ya? 16 yaşındaki Arda'yı. Kim alır oyuna? Ya bak bu müthiş bir şey, biliyor musun? Bak maalesef ya Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı buydu. Korkak hocalar, işte oyuncuların gücüne göre yorum yapan ya da kadro oluşturan, oyuncuların Samandır'daki etkisine göre, efendime söyleyeyim oyuncuların kulisine göre, işte ilişkilerine göre kadro kuran hocalardan baba ben Mesut'u da keserim, Muhammed'i de oynatırım, Arda'yı da 0-0'ken oyunu alırım diyen çok yürekli bir hoca göstergesi. Peki biraz şimdi teknik burada direktör hocalarında şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktörü var. Yani 1,5 ayda Fenerbahçe'nin nasıl takım halinde mücadele ettiğini, nasıl ikinci bölgede ve ön alanda baskı yaptığını. Evet ilk yarı Fenerbahçe üretemedi ama bunun belli sebepleri var, konuşuruz. Cesaretli takım halinde enerjik bir futbol gördük ilk yarı için. Şimdi Arda meselesinde ve Muhammed meselesinde şuna bakmak gerekiyor. Kararlarını cesurca alan, kafasındaki oyun planını takıma inandırmış, takım halinde teknik direktör oyununu oynamaya çalışan bir Fenerbahçe görüyoruz. Hataları, eksiklikleri, problemleri var. Ancak bir de olayın Muhammed Barra tarafı var Emre abi. O da şu. 16 yaşında bir oyuncu sahaya giriyor. Ki geçen sene de Ömer Faruk Fenerbahçe'de süre aldı. Oyundan kaçmıyor. Evet. Cesaretle evet. Oynuyor. Çok güzel bir şu nokta. Cesaretle oynuyor. Oyun içerisinde tüm aksiyon alanlarında inisiyatif alıyor. Şimdi teknik direktörün kararı kadar şans verilen genç oyuncunun performansı da çok kritik. Arda da Muhammed de Fenerbahçe formasını sonuna kadar hissedip onun kenar süsü gibi değil takımın bir parçası olarak oynuyor. O zaman teknik adamın karar alması da kolaylaşıyor. Fenerbahçe kazanmış kaybetmiş şu önemli değil. Arda'ya odaklara o şansı vermek ya büyük yürek ister, öyle söyleyeyim. Evet. Bak şimdi görsel burada. Şimdi Emre gözlüğünü de taktı, Emre dedi. Yakın gözlüğünü taktı, şimdi inceliyor. Göm beni, göm. Şimdi bak. Çiviyi de çak. İFAB'ın kural kitapçığından bak. Evet. Şimdi bakın top buraya geldi mi el ben yok. Ben bu arada pozisyonu kaydettim. Buradan evet, da pozisyona buraya bakayım. Geldi mi el yok. Altına geldi mi el var. Kural budur kardeşim. Kural bu kadardır. Ve buna da gerek yok zaten. Pozisyon offside. Offside olduğu için buna gerek yok. Ama bu kuralı göre de penaltı değil. Bu kadar basit. Aspor'daki yorumcular açın bir sansür futbolu biraz öğrenin. Ya da diğer kanallardakiler algı yapacaklar. Bu arada yani ben Fenerbahçeli değilim. Onu çok net her daim söylüyorum ama pozisyon bunu? Önümde. Pozisyona bakıyorum. Hakikaten Zalai'nin tam şurasına çarpıyor. Yani burada kırmızı ile yeşil arasında var ya el yok el var. Tam kırmızı ile yeşil arasına çarpıyor ama topun daha fazla olduğu taraf yeşil alan. Geçen sene çok fazla belirsizlik vardı bu el konusunda. Hatta ve şu açı vardı ya saat daha sonra onu kaldırdılar. Bu sene regüle edildi çok net bir şekilde. Evet. Ve değişen kural çok açık ve net. Yani Ahmet Ercanlar'ın gösterdiği gibi zaten yukarıda da maç izlerken konuştuk. Yani bunu penaltı demek çok mantıklı değil ama şunu çok iyi biliyoruz. Ya burada ben genelde futbolun sağ içinde konuşan biriyim ama Fenerbahçeliyim en nihayetinde. Var hiçbir gri pozisyona bakmıyor kardeşim. Gol olsa da
penaltı da olsa, kırmızı kart da olsa, gri ise bakmıyor. Bitmiştir. Gri bir pozisyon. Bakmaması gerekiyor. Ve hakem bu arada dinliyor, gol değil diyor. Çünkü tartışmalı pozisyon. Şimdi orada faul verse de olur, vermese de olur. Fırat Aydınus izliyor. Ona göre faul Fırat Aydınus'a göre. Belki Halil Umut Melez izlese faul değil diyecek. Anlatabiliyor muyum? Burada faulün verilmemesi gerekiyordu. Gol geçerli sayılmalıydı. Ben bunu bir yerden daha teyit ettirdim. Maçın yardımcı hakeminden teyit ettirdim. Şimdi diyeceksin nasıl teyit ettirdin? Ya ikinci devre aynı yardımcı hakem. O faulün çok daha ağırlarına Bünyamin'i önünde Zalai Biş'te kaldırmadı bayrağını. Ya %1 milyon faul. Bünyamin'e yapılan Zalai'nin yaptığı. Ya bu... Ona kaldırmadı. Bak o zaman ne oluyor biliyor musun? Diyorum ki belli. Maç devre arasında biri aramış. Hocalarından bir tanesi MHK'den. Lan sen ne yaptın? Niye bayrak kaldırdın onda? Manyak mısın sen? Demiş. Onu bir kulağını çekmiş. O da korkusundan lan bir tane daha kaldırırsam yanlış. Hani ayvayı yiyeceğim diye diyerekten hani ben biraz böyle konuşuyorum kusura bakmasınlar. Hani herkesin anlayacağı dilde konuşuyorum. Diyecekleri için sırt hiçbir bayrak kaldırmadı abi. Önünde foul yapılıyor Bünyamin'e. Onu bile kaldırmıyor. Yani bir Antalya'yı anlamak lazım. Geçen sene 7 galibiyet almış. 14 beraberlik almış. 11 mağlubiyet almış Ersun Yanal'da. Maç başına ortalama 1 gol atan bir takım. Tamamen dörtlü savunma oynuyor. 2 ön libero. Önünde 3'lü orta saha. Ofansif orta saha. Ve tek bir santraforla oynuyor. Sezona beraberlikle başlamış. Topu rakibe bırakan. Tek düşüncesi takım halinde savunma yapıp kazandığı toplarla kontraya çıkmak isteyen, az topla oynayan bir takım. Dikin oynayan bir takım. Fenerbahçe geçen sene bu takımların tamamına puan kaybetti içeride. Tamamına. Çünkü bu oyun anlayışına cevap verecek bir taktik anlayışı yoktu Fenerbahçe'nin. Şimdi 3 resmi maç yaptı mı Fenerbahçe? Evet. Gol yemediğiniz. Tabii ki pozisyon verecek. Yani maç içerisinde rakip geliyor, o da bir oyun aklı koyuyor. Ama Fenerbahçe takım halinde bugün inanılmaz bir baskı yaptı. Ahmet Ercanlı'nın söylediği gibi dönen bütün reboundları topladı. Ama ilk yarıda Ferdi, Osayi yüzünden bu kazandığı topları hücum üretkenliğine çeviremedi ne yazık ki. Yani pozisyon üretemedi istediği kadar. Ama ikinci yarı baskının şiddeti arttıkça, Antalya Spor hata yapmaya başladıkça, bir de Fenerbahçe değişiklikleri yaptıktan sonra net bir pozisyon üstünlüğüne saldı. Bugün şöyle bir söz söyleyebiliriz. Maç içinde de konuştuk. Hani 0-0 iken ben şey dedim. Ya bu güneşe kar dayanır mı? İnanılmaz bir gol geldi. Tabii kamyonu çekmişti çünkü Antalya. Fenerbahçe'nin gittiği yol çok doğru bir yol. Şimdi üçlü savunma oynar mı oynamaz mı? Fenerbahçe üçlü savunmayla başlıyor. Pereira'nın dediği gibi ama saha içerisinde, oyun içerisinde beşli savunmaya dönüyor. Dörtlü savunmaya dönüyor. Oraya Nazım geldiği zaman dörtlüye dönüyor. Gerektiği zaman beşli de olabiliyor. Fenerbahçe gerçekten takım halinde oynuyor. Bu çok önemli. Yıllardan beri başaramadığı bir şey bu. Şimdi Vitor Pereira alkışlamak lazım. İki ayda bunu yaptı. Fenerbahçe puan kaybedecek bundan sonra da. Maç kaybedecek bundan sonra da. Ama gittiği yolun doğru olduğunu, oynadığı oyunun gerçekten modern bir oyun olduğunu kabul etmek gerekiyor. O yüzden maçın yıldızı Pereira. Bu arada sıcak bir gelişme var. Nice Marsilya mücadelesi yarıda kaldı Fransa'da. Nice tribünlerinden Payet'e gelen bir şişe onu yaraladı. Sampaoli çıldırdı ve takımı içeri soktu. Nice ultra sahaya indi ve bunun üzerine Nice başkanı Jean-Pierre River takımı saha içerisinde kontrol edebilmek için mikrofon aldı ve saha içerisinden konuşmaya başladı. Enteresan gelişmeler Fransa'da da güne damgasını vurdu. Biz Fenerbahçe maçını konuşurken bu da günün en flash gelişmelerinden biri. Ya bunu tüm Nice şehrine mal etmemek lazım. Bir tane arkadaşın yaptığı şeyi. Ben Türkiye'de bunu çok duyduğum için. Şimdi Fransa'da da yorumcu Jean-Pierre işte bilmem ne şöyle diyordur. İşte bunu Nice'e mal etmeyelim. Bir tane arkadaşın yaptığı bir şeye mal etmemek lazım falan filan diye saçmalıyordur. Türkiye'de bu saçmalıkları çok fazla duyuyoruz. Adam giriyor sahada hakemi dövüyor Trabzon'da. Bunu Trabzon'a mal etmeyelim ya falan filan diyorlar. Burası Türkiye, orası Fransa işte. Bak orada şimdi nasıl ağır cezalar verecekler göreceksin.